Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Şerefli müminler, Bakara suresi 249 numaralı ayetimize geldik. Rabbimiz Talut ve Calut'un kıssasını anlatıyor burada. Musa aleyhisselamdan sonra Beni İsrail'in önde gelenleri, peygamberleri Hızkil aleyhisselama gelerek, ey Allah'ın peygamberi, Allah'a dua et, bizim başımıza bir hükümdar tayin etsin talebinde bulunduktan sonra Rabbimiz Talut'u onların başına idareci tayin ediyor. Onlar da itiraz ediyorlar. Diyorlar ki bula bula Allah bunu mu buldu bize? İaşesini su taşımakla temin eden bir adam bizim başımıza hükümdar mı olacak dediler. Hızkil aleyhisselam da, bu benim kendi şahsi kararım değil, siz istediniz, bunu size Allah tayin etti buyurdu. Ardından dediler ki biz Talut'un Allah tarafından seçildiğini nereden bilelim? Bütün savaşlarda Beni İsrail'in önde götürdükleri bir sandukası var. O sanduka içerisinde Musa ve Harun aleyhisselam efendilerimize ait bir takım hatıralar bulunuyor. O sanduka kimde bulunursa o mutlaka o savaşları kazanıyor. Bunu da düşman ellerinden almış. Bunların meleklerin taşımış olduğu bu sandukayı Talut'un evinde bulursanız onun Allah tarafından size hükümdar olduğunu biliniz denildi. İnne fî zâlike le âyeten lekum. İşte bu sizin için bir nişanedir, bir belgedir, bir ibrettir. İn kuntum mü'minîn. Eğer mümin kimselerseniz, eğer Müslümansanız, inanıyorsanız Talut'un sizin başınıza Allah tarafından hükümdar tayin edildiğini bu tabuttan, bu sandukadan bilebilirsiniz denildi. Burada kalmıştık. Bu özeti. Şimdi İsrailoğullarının başlarına bir hükümdar istemelerinin sebebi biz de Allah yolunda savaşalım. Kendi topraklarımızı geri alalım. Çocuklarımıza, ailelerimize geri dönelim demeleri. Felemma fasala Talutu bil cunud. Talut askerleriyle ayrıldı. Hareket etti. Artık savaş alanına gidiyorlar. Kudüs'ü geri alacaklar. Kitaplarımızda farklı bilgiler var. 30 bin rakamı var, 70 bin var. Bu kadar sayıda asker toplanmış. Ancak Talut'un bir çağrısı var. Der ki, yeni evlenenler, ev yapanlar, yani kafasında bir meşgale olanlar benimle gelmesinler. Tamamen ölümü göze almış, bu zor işte ben de varım diyenler benimle gelsinler demiş. Ne zaman ki ordu bulunduğu noktadan ayrıldı, Talut askerleriyle beraber harekete geçti. Kale, Talut ordusuna innallâhe, muhakkak Allah Celle Celaluhu mubtelikum binehar. Ey ordumuz, ey askerlerim, ey yiğitlerim, artık nasıl hitap ettiyse haberiniz olsun ha. Önümüze bir nehir çıkacak. Bu Ürdün nehriymiş. Mubtelikum binehar. Allah sizi bu nehir ile sınava tabi tutacak. Yani sizin bir sınavınız var. Sadece ölümü göze almış olup yola çıkmak yetmedi. Bir de yolda Allah sizi böyle bir nehirle imtihan edecek. Femen şeribe minhu. İçinizden kim o önümüze çıkacak olan nehirden su içerse
feleyse minni, o benden değildir. O kimse ordudan ayrılabilir. وَمَنْ لَمْ يَطَعَمْهُ, kim ondan tadmaz ise, فَاِنَّهُ مِنِّي, o bendendir. Düşünün, önünüze bir nehir çıkacak. O nehirden su içmeyeceksiniz. Su içenler benden değildir. Su içmeyenler benimle beraberdir. İlla ancak مَنْ اِغْتَرَفَ غُرْفَهُ بِيَدِ, şöyle eliyle bir avuç hariç. Bu kıssayı bundan birkaç sene önce Keçiören Ayvalı Merkez Camii'mizde anlatıyordum. Cami ağzına kadar cemaat dolu. Dedim, Müslümanlar, peygamber başımızda olsa dese ki kimse şu nehirden su içmeyecek, ne yaparsınız? Dedim ki siz içmezsiniz, ben sizi biliyorum. Niye içmezsiniz? Daha yeni kahvaltıdan kalkmış gelmişsiniz cumaya. Karnınız tok, sırtınız pek. Susuzluğunuz yok. Yalnız bunlar tam bir ay yol yürümüşler çölde. Artık takatlar kesilmiş, bütün imkanlar bitmiş, tükenmiş. Budaklar çatlamaya başlamış. Susuzluktan tenler kurumuş. Böyle bir durumda önünüze birden su çıkacak. Böyle bir durumda, böyle bir şartta herhalde ilk önce hocalar koşar. Yani normal bir şarttan bahsetmiyoruz. Bir ay yol yürüdükten sonra 30 bin kişiyle artık Sahara'da serap görmeye başlıyorsunuz. Öyle bir esnada önünüze su çıkarsa ne yaparsınız? Diyor ki Allah'ımız, feşeribu minhu. Hepsi oradan su içtiler. İlla kalilen minhum, azı hariç. 30 binin ne kadar içmiş? 15 binden fazlası içmiş bir kere. Dökülmeyi görüyor musunuz? Kalil, azı ne eder bu 35 bin? 30 binin azı ne eder? 15'in de azıdır bu, vallahu alem. %75'i kim bilir içti, %25'i geriye kaldı. Yalnız buraya gelene kadar 3 tane sınavdan geçtiler. 1. Dediler ki Allah bize bir kumandan tayin etsin de onun liderliğinde, onun önderliğinde cihad edelim. Peygamberleri dedi ki bak, Allah size cihadı farz kılar bir de vazgeçerseniz. Felemma kutiba aleyhimul qitalu, ne zaman ki cihad Beni İsrail'e farz kılındı, tevellev, hepsi yüz çevirdi. İlla kalilen minhum, azı hariç. Bak, birinci sınavda %75'i eleniverdi birden. Hani siz cihad istiyordunuz. Kaldı ki bugün hiç cihad kelimesi ağzımıza almadığımız bir cümle. Kur'an'da en çok zikredilen kelimedir ha cihad. Namazdan da çok. 500 küsür yerde cihattan bahsediliyor Kur'an'da. Cihad ne demek? Bir Müslümanın malına, ırzına, namusuna tecavüz edilirse dünyadaki bütün Müslümanlara o Müslümanın imdadına koşmak, onu o zulümden, o zalimin elinden, pençesinden almak bütün Müslümanlara farz olur. 40 bin Müslüman doğranılmış, kesilmiş. Dua bile edemiyoruz. Kıldığımız yarım yamalak namazlarla cennet hülyaları kuruyoruz. %75'i elendi bak. İkinci elenme nerede? Allah diyor ki size, şu kimseyi başınıza kumandan tayin etti. İslam dünyasının bugün en büyük sıkıntısı. Başı yok. Kimse kimseyi kabul etmiyor. Ya Allah tayin etti başınıza, siz istemiştiniz. Allah bula bula bunu mu buldu diyorlar ya. Kendi kafalarında bir adam var. İstiyorlar ki kelli felli, böyle cafcaflı bir adam başlarına geçsin. Orada bir dökülme oluyor. Üçüncü dökülme nerede? Aha burada. 30 bin kişilik yola çıkan ordunun %75'i kim kimi dinler öyle bir durumda. Adam ölmüş zaten. Feşeribu minhu illa kalilen minhum, az hariç çoğu oradan su içtiler. Bu ayeti kerimeler niye anlatılıyor Kur'an'da? Bu kıssa niye anlatılıyor? Alimler bu soruyu sormuşlar. Demişler ki bu nehir dünya nimetleridir. O bir avuç alınması gereken de
bizim nasibimiz, helal olması gereken nasibimizdir. Ama insanların %75-80'i helale harama bakıyor mu? Hele hele Müslümanlar iktidar olduktan sonra iyice zıvanadan çıktılar. İktidar imtihanını kaybettiler. Kimisi rüşvet suyundan içti, kimisi hırsızlık suyundan içti, kimi arsızlık, kimi yanlış yollara tevessül etti, kimi kibir suyuna daldı, kimi burnundan kıl aldırmama suyuna girdi. Bunu örnek vermek istiyor Allah burada demişler. Müslümanlar kendi ellerine devlet imkanları geçince önemli bir kısmı elendi. Oysa ki idarecilik ateşten bir gömlektir demiş büyüklerimiz. Tabii bunu derken Müslümanlar bu gömleği giymesinler, İslam düşmanları mı giysinler, canımıza mı okusunlar? Sık sık söylüyorum ben bunu. İdare mutlaka Allah'tan korkanların elinde olmalı. Tekrar ediyorum. Bütün alanlarda idareciler Müslümanlar olmalı. Onun için İslam'da siyaset yok, mok, bunlar hikaye hepsi. Müslümanları o alandan uzak tutmak için bir kandırmaca. Tekrar ediyorum, tabii zor bir alan. Çok zor bir alan. Yani her an ayağınız kayabilir. Allah'ımız idarecilerimize yardım eylesin. Razı olacağı konularda onları muvaffak eylesin. Yoksa her gelen başkanım, bilmem vekilim, başkanım. Herkes karşınızda el pençe duruyor. Herkes ayaklarının ucuna bakıyor sizi görmek için. Bu evliya da olsa adam bir zaman sonra çığırından çıkar. Ben neymişim der ya. Vay be. Ya zor bir iş. Ha zor da olsa Müslümanlardan bu işe Allah'tan korkanlar, haram helal işine son derece hassas olanlar talip olmalılar. Evet, yola çıkmış 30 bin kişilik ordunun büyük bir çoğunluğu kim kimi dinler o nehire bir daldılar. Çatlayana kadar içtiler. Azı hariç. %25 diyelim biz ona. Devam ediyor. Felemme cawazahu. Ne zaman ki o nehri geçtiler, huve Talut, yani komutanları, Müslüman bir adam bu ha. Müslümanların lideri, peygamberin tayin ettiği, Allah'ın seçtiği adam. Vellezine amenu ma'ahu. Onunla beraber Allah'a iman eden kimseler, yani az içenler nehri geçtiler. O çokları karın ağrısından devam edememişler yollarına. Yürümek mümkün değil zaten. Öyle bir şey de varmış herhalde. Uzun zaman susuz kaldıktan sonra çok su içmek zararmış, hastalık yapıyormuş. Öyle anlatılıyor kitaplarımızda. Ama bu bir sınav. Ne yaptı çoğu? Sınavdan elendiler. Kalu, bir sınav daha geldi. Kaçıncısı bu? Dördüncü sınav. Niye Allah'ımız arka arkaya bu örnekleri veriyor? Dünyanın her saniyesi sınav, haberiniz olsun. Adam namaz imtihanını kazanıyor, namazı kılıyor, düğünde kaybediyor. Düğünde Müslümanca düğün yapamıyor. Adam helal kazanıyor, harcamada kaybediyor. Harama harcıyor. Adam oğlunda kazanıyor, kızında kaybediyor. Hanımında kazanıyor, kocasında kaybediyor. Yani hayatın bütün alanlarını Müslümanca yaşamak hepsi sınav. Zor bir iş. Allah'ımız yardımcımız olsun. Karşıda nam yapmış o günkü süper güç. Bugün de cüceleri böyle büyük gösteriyorlar ya. Şu kadar gemi geldi, bu geldi. Bizi korkutmuşlar. Adamlar oysa ki çok ötlek adamlar, söyleyeyim. Höh deseniz hepsi kaçacak adamlar. Hiçbir tane onların kendilerinden savaşanları var mı? Hep maşaları kullanıyorlar. Müslümanları nasıl yapıyorlarsa kandırıyorlar, Müslüman Müslümanı vuruyor. Her tarafta maşa kullanıyor adam. Elim yanmasın diye. Kendi canları çok kıymetli. Çünkü ahiret inançları yok. Cennet beklentileri yok. Dünyada ne yaptı yaptı. Dolayısıyla bizi korkutmuşlar.
Yani Müslümanların dağınık oluşu, parçalanmışlığı adamların en büyük güçleri. Biz bütün ayrılıklarımızı bir kenara bırakıp Allah için birbirimize bir sarılıversek iş bitecek. Bu kadar basit aslında. Bir yorumda dinledim. Amerika'nın, İsrail'in iki tane büyük gücü var diyorlar. Bir, sahip oldukları bir takım teknolojik imkanlar. Daha önemlisi, Müslümanları birbirine düşman ediyor olmaları. Türk Araba düşman, Arap Kürde düşman, Kürt ona düşman. Oysa hepsi Müslüman bu adamlar. Yani arkadan birileri bize sen diyor bu senin düşmanın. Kimsin sen ya? Niye düşmanım olsun benim? Allah müminler kardeştir demiş. Ben niye onun bunun lafıyla hareket edeyim? Allah'ımızın ilkesi dururken. Onun için şerefli müminler öyle bir korku oluşturmuşlar. Calut'un ordusuyla kimse baş edemez. Aynı durum. Şablon aynı. 7500 kişi kalmış. Karşıda 30 bin kişi olsun Calut'un askerileri. O da küfrün temsilcisi. Kalu, karşıda Calut'un ordusunu görünce o 7500 kişi su imtihanını geçiyor. Bak nerede kaybediyor şimdi? La taqate lena. Ne demişler? Ya bizim gücümüz yetmez bunlara. Bizim takatimiz yok. Biz bunlarla nasıl baş ederiz demişler ya. Adam 30 bin kişi be. Adam kaç tane gemi kuşatmasıyla gelmiş. Körfezi kuşatmış. İnanın Müslümanlar iyi bir organize olsunlar. 3 günlük işleri var. Bu kadar basit. Ama Müslümanlar birbirleriyle uğraşıyorlar. Birbirlerine düşmüşler. Demişler ki biz bunlarla baş edemeyiz. Ya su çok zor bir imtihan düşünün. Yani ölümün kıyısına gelmişsin, su içmiyorsun peygamberim dedi diye. Bunu başarıyor adam, orduyu görünce adam orada çözülüyor bu sefer de. Karşıdaki orduyu görünce demişler ki la taqate lena el-yevme bi Calut ve cunudi. Ya demişler biz Calut ve askerleriyle demişler baş edemeyiz. Biz bu savaşa hiç girmeyelim. قَالَ الَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُ اللّٰهِ Allah ile kesin karşılaşacaklarını bilenler şöyle dediler. Şimdi içlerinde ne olur kardeşim en fazla ölürüz diyen, yani karşıyı gözünde büyütmeyen içlerinde böyle baba yiğit Müslümanlar var. Onlar söz almışlar. Ordu içerisinde konuşuluyor. Ya biz buraya geldik, baksana ne kadarımız döküldü. Kala kala 7500 kişi kaldık. 7500 kişi demişler, 30 bin kişi nasıl baş edecek? Olacak şey değil demişler. Şimdi birbirlerini kandırıyorlar bak şimdi. İçlerinden kararlı kişiler çıkıyorlar. Kâlellezîne yazunnûn. Biz Allah'a nasıl hesap verebiliriz diyenler. Ennehum mulâkullâh. Allah ile karşılaşacaklarını bilenler, inananlar şöyle dediler. Kem min fiyetin kalile. Nice az gruplar, nice az sayıda ordular galebet. Galip gelmişlerdirler. Fiyeten ordulara, kesireten sayıca çok ordulara galip gelmişlerdirler. Biiznillah. Nasıl galip gelmişler? Allah'ın izniyle. Gel şimdi şu cümleyi yine hatırlama. İmanın söyleyeceği söz. Nedir o? İman varsa imkan var. Gel Erbakan hocamı hatırlama. Nurlar içinde yatası adam. Ama zamanında kimse anlayamadı. Takın yacı dedi, 10 yerde namaz kıl diye dedi. Gelirse adam başı 4 karı verecekmiş dedi. O adamın etrafında toplanılmaması için ne gerekiyorsa Müslümanlar inandılar. Çekti gitti adam. Tarihi bir fırsat kaçırıldı. İman adama böyle yaptırır. İman varsa imkan var kardeş. Aynı anlayış.
kem min fi'etin kalîletin galebet fi'eten kesîreten biiznillah. Bu sözün ayet versiyonu bu da. Nice az sayıda ordular, böyle çok gözümüzle büyüttüğümüz orduları Allah'ın izniyle mağlup etmiştir, bertaraf etmiştir. Aha buyurun, Çanakkale bütün dünya üzerimize çullanmış ama iman öyle bir kal'a ki Çanakkale'den giremeyen düşman çanak antenden girmiş tabii ki. Ve bugünkü toplumun hali ortada. Peygamberimiz zamanında Bedir Savaşı kaça kaç? 313 kişiye 1000. Kim galip? Müslümanlar. Uhud Savaşı kaça kaç? 700'e 3000. Müslümanlar yine mağlup değiller. Hendek Savaşı kaça kaç? 3000 Müslümanlar, 10.000 müttefik güçler. Adı da tam böyle, müttefik. O günkü şartlarda bütün gavurlar koalisyon oluşturmuşlar. Medine'de Müslümanları yok edecekler. Şablon aynı, değişen bir şey yok. Hele bir Mute Savaşı var, Mute. 3000'e 30.000. Yanlış duymadınız. Bizans ordusu 30.000. Peygamberin gönderdiği birlik 3000. Galip kim? Darmadağın etmişler abi. Mute destanı bunun adı. Bu iş böyle. İş sayıyla değil. İnanmışlık, kararlılık, strateji, iyi bir planlama. İşte bu. Bugün Müslümanlar dedim ya. Sayınız 10 milyar olsa ne yarar ki? Çöp yığını. Hadis olduğu için çöp yığını diyorum. Onun için bazı baba yiğitler demişler ya ne korkuyorsunuz dedi, Calut dediniz kim demişler, bak ne olacak şimdi. Vallahu ma'as sabirin, siz sade geri dönmeyin, siz sabredin, siz demişler dayanın. Gazze tam 365 gün olacak, az kaldı dayanıyor. 40 bin şehit vermiş, yiyecek yok, içecek yok. Elektrik yok, doktor yok, hastane yok. Kendisini müdafaa edebilecek hiçbir aracı, gereci yok. Yok oğlu yok. Bunu yapabiliyor adamlar. Ellerinde 3-5 imkanı olsalar var ya, bir günlük iş, bir günlük iş. Orada ufacık bir Mısır destek verse bir günlük iş. Mursi rahimehullah, nurlar içinde yatsın. Oranın erbakanıydı Mursi. Nasıl ki 28 Şubat'ta hocamızı devirdilerse, o günkü şer güçler, o günkü efendim Siyonistle işbirliği yapan tipler sonra itiraf ettiler, İsrail için dediler biz bunu yaptık. Çünkü tehlike arz ediyordu. Aynı şey. Orada Mursi'nin bir konuşması var. Hiç kimse kardeşlerimize burada dokunamaz biz hayatta olduğumuz müddetçe. Sen misin bu? 5000 kişiyi katlettiler. Orada da bir darbe yaptılar ve Mursi'yi şehit ettiler. Allah'ım hepsine rahmet etsin, nurlar içinde yatsınlar. Vallahu ma'as sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Yarın bu ordunun bir duası var 7500 kişinin ve neticeyi de yarın inşallah iki ayette görmüş oluruz. Günümüz hayırlı olsun. Allah'ımız her zaman kendi tarafını tutabilmeyi, Allah'ımızın rızasını gözetebilmeyi, hakkı savunabilmeyi, babamız dahi olsa, peygamberin amcası dahi olsa zalimin karşısında olmayı nasip eylesin. El Fatiha.